Murat Boz'un videosunu izler misin? Bu kadar gerizekalı bir video olamaz. Murat Boz. Neyini izleyeceğiz peki? Bugün desek. Bana başlığı okuyunca çok sinirlendim. Normal mi sinirlenmem? Murat Boz'dan şok. Dışarı çıkın, sokakta spor yapın. Herkese merhaba. Evet, zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama izolasyonun dışında kendimizi de eve hapsetmek olmamalı durumumuz. Dışarı çıkıp biraz dolaşmak, temiz hava almak iyi gelir. Bugün ben de dışarı çıktım ve sporumu açık havada yapacağım. Hepinize de tavsiye ederim. Hava bugün İstanbul'da güzel, güneşli. Tavsiyem çıkın, evde durmayın. Açık havada güzel oksijeninizi alın. Sporunuzu yapın. Moral bozmaya gerek yok. Bu zor günleri de milletçe, ulusça atlatacağımıza olan inancım çok yüksek. Tamam Mehmetçim. Ok boomer. Yani Allah aşkına. Ya Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı televizyona çıkıyor ve adam diyor ki kendinizi izole edin, çıkmayın. Adam diyor ki çıkmayın. Yani sen şey dediğin zaman iyi bir şey demiş olmuyorsun. Dışarı çıkın, sporunuzu yapın dediğin zaman iyi bir şey yapmış olmuyorsun. Yani al kardeşim, evde yere havlunu ser. Yere ser havlunu. Git orada yap sporunu. Allah Allah. Hava çok güzel. Hava çok güzel. Moda sahile. Moda sahile 3000 kişi doluşun. Ne olur. Hava çok güzel çünkü. Moda sahilde bir şey olmaz ya. Temiz hava, açık hava bir şey olmaz arkadaşlar. Lütfen yani. Hele ki spor yaptınız mı virüs sizi hiç etkilemez. Yani böyle bir mantık yok ki. Böyle bir mantık yok hocam. Hava çok güzel. Dışarı çıkın, spor yapın içeride. Böyle bir mantık yok. Üf. Neyse, kendisi çok ünlü ve fanları benden çok daha fazla olduğu için şimdi susacağım. Şimdi susacağım ve konuşmayacağım. Allah Allah, tam insanı gıcık etmeye ya. Bütün yetkililer, bütün sağlık çalışanları yanlış biliyor. Herkes yanlış biliyor. Bir tek sen de öyle. Tamam okey. Eve kapanmak tabii ki de iyi bir şey değil. Ama yani normal bir dönemde, normal bir zamanda değiliz ki. Ha normal zamanda kendini bir ay boyunca evin içine izole edersin. O zaman yani herkes der zaten ya, bir çık, bir yürüyüşünü yap, bir sporunu yap. Herkes der yani bunu. Bir kişinin hasta olması demek, bir kişinin hasta olup kalabalık bir ortama girmesi demek, bin kişinin hasta olması demek. Yani bu basit mantığı nasıl kuramıyor acaba insanlar? Ben onu anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. Evet yani bir de bu grip gibi bir şey değil. Bu çok daha bulaşıcı bir, yani virüs bu yani. Grip kadar hani ağır bulaş, yani zor bulaşan bir şey değil. Çok basit bulaşıyor. Sorun bu ya zaten. Ya hiç mi aklınız almıyor yani? Şunu hiç mi düşün? Şunun mantığını da mı kuramıyorsun? Mesela şunu diyemiyor musun kendi kafanda? Ulan bu ta Çin'den çıktı. İtalya'nın hepsini hasta etti neredeyse. Ulan oradan gitti başka Avrupa ülkesini hasta etti. Ta benim ülkeme kadar geldi. Hem de ne kadar kısa bir sürede. 2-3 ay gibi kısa bir sürede. Lan acaba bu çok bulaşıcı olabilir mi? Düşünmüyor musunuz acaba bunu? Aşırı man yani, hele ki böyle normalde ben zaten şeye çok sinirleniyorum. Ha bugün mesela Twitter'da da gördüm. Urfalı amcalar çıkmışlar. Yani konu oradan açıldı. Twitter'da o yüzden oradan konuştum.
Urfalı amcalar işte demişler ki biz hani kimseyi dinlemiyoruz. Biz camilere gitmeye devam edeceğiz. Hep birlikte cemaatle birlikte kılmaya devam edeceğiz. Yani kardeşim kendini aydın olarak işte ne bileyim çok bilinçli olarak muhteşem süper insan olarak belirten insanlar da sürekli kalabalık ortama girme peşinde, gezme peşinde, etme peşinde, bir şekilde normal hayata dönme peşinde. Urfa'daki amcam da bunun peşinde yani. Allah aşkına. Yani Diyanet çıkmış açıklama yapmış ya. Diyanet çıkmış açıklama yapmış. Böyle bir şey olamaz yani. Allah aşkına. Yani ben normalde benim yaş grubumun hastalığa yakalandıktan sonra atlatma ihtimali çok çok yüksek. Çok çok yüksek. Ama ben hasta olurum. Giderim kapı tokmağına değerim. İşte ne bileyim giderim kendimden yaşça büyük birisine zarar veririm diye bunu düşünüyorum. Siz hiç düşünmüyorsunuz ki. Hiç düşünmüyorsunuz. 50 yaş üzeri. 50 yaş üzeri bizi anormal etkilemiyor. Haberiniz olsun. Biz taşıyıcı olur size zarar gelir diye şey yapıyoruz. Böyle bir prim mi olur ya? Böyle biri bir de yapmasın yani. Vallahi kimin çok sinirliyim bu konuda ya. Ya çok çok sinirleniyorum. Vallahi çok sinirleniyorum. Ya bu şey mantığı beni mahvediyor. Bir şey olacaksa işte bir şey olacaksa şurada da olur. Bilmem ne olacaksa burada da olmaz. Olmaz. Kır kıçın otur evde ya. Zor bir şey değil. Hasbinallah ya. İnsanı nasıl sinir ediyorlar. Durup durduk yeri sinirlendim. Hiçbir sebep yokken bak. Ama biz ne yapıyoruz? Evde oturuyoruz. Teşekkürler. Evde yatmaya devam ki. Devam ki.